Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyordum. Geçtiğimiz günlerde bir önceki videoda bir kaza geçirmiştim. Herkesin oradan haberi vardır zaten. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Yani kaza videosunu yüklememdeki ilk amaç sizlerin yaptığım hataları tekrar etmemesi ve sağlıklı motor sürmenizdi. Bazı arkadaşlar bunu garip, yanlış anladı herhalde, bilmiyorum. Çok ilginç yorumlar geldi. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani şimdi bu kamera, şu an videoyu izlediğiniz kameranın çektiği videolar biraz böyle balık gözü objektif gibi oluyor. Nasıl oluyor? Yani lens açısı biraz farklı. O yüzden mesafeleri farklı algılayabiliyorsunuz kamerada izlediğinizde. Yani nasıl olur? Oho, adam vuruyordu bana az da. Neyse. Yani aramızda şu an ne kadar var bu arabayla? İşte 1,5-2 metre falan var. Size 5 metre geliyordur yani. Çünkü bu kameranın olayı o yani. Biraz geniş açı gösterip sizin daha rahat her şeyi görebilmenizi sağlıyor. O yüzden herkes şöyle yorumlar yaptı o kaza videosuna. İşte sağdan kaçardın, soldan kaçardın, üstünden atlardın vesaire. Bunlar için sizin gördüğünüz gibi zaman yoktu yani, mesafe yoktu, onu belirteyim öncelikle. Yani ben bu kazayı bilerek yapmadım sonuçta. Yani sıra dışı kaza dediğin şey beklenmedik anda olan bir olay yani. Hani beklemiyordum yani, bekleseydim kazayı veya o arabanın fren rampasını bekleseydim sağından da kaçardım, üstünden de atlardım, değil mi? Yani mantık olarak. Şimdi onu geçelim. Bazı arkadaşlar Kenan Sofuoğlu olup eğitim vermeye başlıyor. O da ayrı bir şey. Zaten ben kendimi böyle profesyonel derecede motosiklet süren biri olarak kesinlikle tanıtmadım şu ana kadar. Kimseye de ders vermeye çalışmıyorum yani. Hani videolarımda da zaten belli bildiklerimi aktarıyorum. Zaten bu kanalı açma sebebim motosikletle ilgili olan deneyimlerimi aktarmak. Ve bunları da yapıyorum. Bunların hepsi bir deneyim zaten. Şu ana kadar yaşadıklarım hepsi deneyim. Vitesli motor sürme şeyi var. O da mesela bildiğim kadarıyla anlattım. Hani profesyonel derecede bir şey anlatmadım. Herkesin anlayacağı dilde. Yani diğer arkadaşlar da, bu abuk subuk yorumları yapan arkadaşlar da anlamıştır herhalde neden bu videoyu yüklediğimi vesaireyi. Tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. İyi ki varsınız, destekliyorsunuz. Olumlu yorumlara da ekstradan teşekkür ederim. Tavsiyelere de teşekkür ederim. Çünkü lastiğini değiştir diyen oldu. Lastikleri aldım. Şu an değiştirmeye gidiyorum. Başka ne diyebilirim? Ha, bu lastiklerle, yani orijinal lastiklerle piste gitmeyi düşünüyordum. Bunu biraz daha düşündüm ve yanlış bir karar olduğunu fark ettim. Çünkü lastik kötüyse her yerde kötüdür. O yüzden riske girmedim. Yani daha ileride belki daha sağlam lastiklerle giderim diye düşünüyorum. Şimdilik Diablo Rosso 2'lerle normal yolda neler yapabileceğimi, ne kadar güzel viraj dönebileceğim bakacağım artık. Onları da deneyeceğim. Çok güzel virajlar buldum. Neresiydi orası? Kartepe diye bir yere gittik. İşte Kocaeli tarafında. Yani bayıldım virajlara. Çok güzel virajlar. Hani deli gibi viraj yapmadım ama virajların o kıvrımı çok güzeldi. Öyle güzel yerlerde, Riva yolunda falan videolar çekebilirim o lastiklerle. Yani bayağı güzel lastiklerin yorumları, internette araştırdım. Sonra ne diyecektim? Başka... Hop, şuradan sola döneceğim. Aşağıya doğru gideceğim. Burası Maltepe. Evet. Kaza videosu öyleydi. Kameramızın açısı biraz değişik. Öyle yorumlar da ilginçti ya. Okuyabilirseniz videoya gidip, yani o videonun linkini açıklama kısmına, yoruma bir yere eklerim. Bakarsınız bayağı komik videolar var yani, böyle yani aramızda ne kadar Kenan Sofu olduğunu görüyor insan. Şunların arkasına takılayım. Çok garip bir olay yani, bilmiyorum. Bizim ya aslında bu olay yani çözüm yerine bir sürü fikir üretmek, işte şöyle yapsaydın öyle olurdu, böyle yapsaydın şöyle olurdu olayı, bir gelişmemiş ülke itemi olarak görüyorum ben bunu yani. Yani yapabilsem yaparım acı, zaten geçmiş bu olay. Niye bu kadar ağır yorumlar yapıyorsun ki? Neyse, çok takılmayayım. Ben böyle çok alıngan biri değilimdir ama hani o kadar ağır yorumlar geldi ki artık bunları söylemem lazım dedim. Neyse.
boş vereyim. Acayip kayıyor lastikler. IRC'ler bıraktı kendini artık yani. Her frende vıcıt vıcıt kayıyoruz. Ben de bariyere niye giriyorsam artık yolun ortası varken. Artık kayacağım, bir yere vuracağım korkusuyla lastikler biraz güven vermediği için abuk subuk şeyler yapabiliyorum trafikte. Böyle arkadaşlar. Başka ne anlatabilirim? Lastik değişimi, kamera açısı. Düşüneyim, bir şeyler daha söyleyecektim. Pist olayı dediğim gibi. Sonraki iş, lastikleri değiştireyim. İlk izlenimleri artık size söylerim. Pirelli Diablo Rosso 2 aldım. Bunları taktıktan sonra neler olacak, nasıl yol tutacak? Herkesin yorumu şöyle oldu bu konuda. Yani motorun tam anlamıyla motoru anlayacaksın, hissedeceksin diyor herkes. Yani iyi ki bunları almışsın, bu marka lastikleri almışsın dediler. Umarım söylendiği kadar iyidir. Çünkü bizim asfaltımız süper bir asfalt değil. Şuraya bak, cam gibi. Hani yansıyor yani, ayna gibi gösteriyor her şeyi. Böyle arkadaşlar, motorum da pislik içinde, şu an gördüğünüz gibi çamur, yağmur falan üstünden geçti. Şimdi bakıma götürüyorum, hem de aynı zamanda 12.000 bakımımız da geldi. 12.000 bakımını yaparken lastikler değişecek. Lastikleri tekini 30 TL'ye değiştiriyorlarmış. Balans da aynı zamanda yapılıyormuş. O balans, küçük bir metal parçası takıyorlar ya lastiğe, o olay. Lastiğin dengesi için. Onu da yapıyorlar. 30 TL, 30-30-60, 200 kaçtı? 240 lira falan da bakım servis tutacak dediler. Ben de cebime parayı koydum, gidiyorum. Bakalım neler olacak. Bilmiyorum, bunlara bakacaklar mı? Bazı problemler var. İşte fren hidroliğinde hava var mı vesaire, bunları da söyleyeceğim. Umarım onlara da bakarlar ve inanılmaz fiyatlar çekmezler. Balatalar da değişecek. Fren olayı zaten bitti. Lastiklerden dolayı fren diye bir şey kalmadı. Umarım her şeyi güzel güzel yaparlar. Gerçi yapıyorlar. Sıkıntı yok. Parayı verince yapıyorlar da. Başka neyimiz var? Takozumuz yamulmuştu. Bunu da artık söker miyiz, düzeltir miyiz? Onu da karar vereceğim. Öyle arkadaşlar. Güzel videolar geliyor. Bir sürü video hazırlıyorum. Başka anlatabileceğim şimdilik bir şey yok. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoları paylaşmayı unutmayalım. Bu kadar. Hoşça kalın.